haritaya hiçbir zaman bakmak zorunda değilsiniz. 5 maçlık seri de olsa, 3 maçlık seri de olsa, gerekirse 19 maçlık seri de olsa. Yani bir harita her zaman yasaklayabilme hakkını o zaman futbolist Bayern'den yana kullanıyordu. Sonra da Bayern'den yana kullanmaya başladı, devam etti tabii ki. Evet. Ve burada ajanları bakıyoruz. Ballı'dan gelen yine bir KO var. Çok iyi gözükmüştü dün Ballı KO'su ile Ballı birlikte. KO seviyor. Ballı KO seviyor. Aynen öyle. Ve Skull yine Raze'i gösteriyor ki o da Raze'de iyi bir performans gösterdiği sekanslar. İyi performans gösterdiği sekanslar olmuş ki Bind Raze'in tabii çok etkin olduğu haritalardan bir tanesi. İki tarafta tek düeliste ve sadece Raze'de oynayacak gibi duruyor ve Five Star iki jetin arkasına bu sefer Raze'i ekledi Evet, Bind bu tarafta da tarafında. Sky... İşin ilginç yanı ne biliyor musun Edse? Bana çabuk söyle. 3 Sova saniyen yok. var. Sova yok, Sky var. İşte sen bu işi biliyorsun Evet. Edse. Yani Sova iki tarafta da yok ama. İki Bunu tarafta da neredeyse yok. ilk defa görüyorum. İki tarafta Aynen. olmadığını. Aslında Sova ve Sky'ın yine beraber kullanabildiği haritalardan bir tanesi burası, hatırlatalım. Ama iki tarafta Sova'yı tercih etmedi. Açıkçası Sky'ın katabildiği güzel şeyler ve yine aynı şekilde Viper'ların... Tabii burada Viper'ı çıkartsak Sova daha etkin bir ajan haline gelebilir. Ama Viper'ın olduğu noktada o duvarların arkasına atılan flashlar farklı bir değer kazanıyor. O yüzden Sky burada etkin ama yani Sova benim için olmazsa Abi olmaz ajanlardan bir ben tanesi ranked ya. oynadığımda maçı kazanmak mı istiyoruz arkadaşlar denildiğinde direkt Sova alıyorum. Bak gerçekten son Sova. günlerde sürekli böyle Haven'da falan sovasız kompozisyonlar oynamaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım almıyor. Artık her maçta diyorum ki sovasız olmaz arkadaşlar. Olmaz abi. Yani yurt dışında Yazıyor. oynasak bile, farklı bir serverda oynasak bile bunu Türkçe söylüyorum ki. Aynı şeyi sürdürüyorum. Yok Tabii. şaka bu arada. Çünkü Türklerin sovası iyidir. Türklerin Ok sovası. germeyi Evet. Tarihten geliyor bu. 10 saniye biz Bind haritasıyla başlayacağız. Bind haritasında savunmada Other Side var. Hücumda Eternal Fire var. Ve Eternal Fire ekibi şu anda görebildiğim kadarıyla haritayı dağılmayı tercih etti. Other Side ise savunmada 3 kişi A'da başlayacak. 2 kişi Hookah'dan agresif oynayabilirler. O agresif oyun geldi ama Ballı buradan nasıl kaçacak? Oo çok Böyle. çok şanslı. Burada Boombot son anda döndüğü için ve site'a bu yüzden ulaşabildi belki de Derek. Burada perde arkasında oyuncular var. Yine bir flash peek. Haritanın iki tarafından flash peeklerle başlayan bir other side var. Derek'in üstüne gidecekler. Headshot yedi Derek ve geri kaçmak zorunda. Kime kaçacak? Bence SC'ye kaçacak. Eğer fight'ı istemiyorsa Derek geldiler bile. Derek pek bir umursamaz bu noktada. Çünkü arkadaşları çapraz ateşteydi. Derek düştükten sonra 3 kişi ancak ve ancak şimdi İlyas'ı yakalayabiliyorlar. Birebir takas Raze'in canı az. Kayo'nun canı az. Özellikle Sage'in varlığıyla birlikte. Eternal Fire bu konuda avantajlı gibi. Aynen öyle. Sky'ın düşüşüyle birlikte hasarlar toparlanamayacak. Otherside tarafında oraya gelen sıfır noktasında yalnız GT gözükmedi. Bu iyi bir gelişme kesinlikle. Eternal Fire için şu an hücumun nerede olduğunu tam olarak okuyabilmiş değil. O anlamda Otherside şimdi hareketlendi hücum ve Hookah'dan smoke içerisinden çıktılar. Scatro cep tarafında 5 star. B site'ı tek başına açıyor. Üçüncü skorunu aldı. Ace'e gidebilecek mi bakalım, hemen rotasyonlar geliyor. Nereden geliyor? Başlangıç noktasından gelen bir Skull var. Oraya gelen de bir smoke var. Yine aynı şekilde başlangıç noktasından gelecek bir Viper görüyorum. Ve site'a iyice yerleşmiş 4 kişilik bir Eternal Fire retake'i hazırlar. Yani burada çok zor Skull'un işe renk tesili bombada gitti 5 star'dan ama arkalarında düştü. Direkt 5 star ölecek gibi duruyor burada. Son anda öne çıkmayı başardı ama bu mermi 5 star'ı yakaladı. Orada çıkmak zorunda da değildi belki. YT site'ın içerisinde other site oyuncuları iyice site'a doğru yaklaştılar. Bir kill daha geliyor. YT'nin aldığı kill ile birlikte artık Pika Pika son kalan oyuncu. Bir tane kill çıkardı ama burada round'u kazanan Eternal Fire ve iyi bir başlangıç. Özellikle round başını hatırlıyoruz etse. Evet, özellikle yani entry'yi rakiplerine vermiş olmalarına rağmen hemen takasın gelmesi, hasar almalarına rağmen orada sıfır noktası rakip tarafından info almadı. YT'nin çok küçük bir hareketle hemen sıfır noktasından kaçtığını gördük. Ve bu da aslında yanlış bir info vermiş oldu. Otherside tarafına. A'da iki kişiyi tutmaya devam ettiler. Rotasyon gelmedi. Ve iki kişi 5 star aldığı iki skorla B'yi çok çabuk bir şekilde aştı. 4 ve 2'de zaten B retake'i atmak gerçekten çok zor. Otherside için hızlı bir hamam denemesi görüyorum ama İlyas. Bu denemeler tabi Spectre'a karşı çok kolay değil. Hasar bile bırakamadı rakibine flash'ı yedirmesine rağmen. Duvar kalktı yalnız orada. Cep tarafında bir oyuncunun varlığını tespit ettiği duvarı korup flash'ı
duvarı kurup spike'ı kurmak yerine rakibin üzerine koştu. 5 star Rufian'dan gelen killer var ve Rufian üzerinde spike'la birlikte rakibinin üzerinde lambaya koştu. Belki düşse tehlike olabilirdi ama hiç umurunda bile değil. Sıkıntı yok. Eternal Fire burayı biraz rahat geçecek gibi. Çünkü 3 kişi düşürürken kimseyi kaybetmediler ve ballı. Skatro ile birlikte burada en azından hasar vermeye çalışacaklar. Mümkün mü bu? Ballı pikledi ama pek mümkün değilmiş galiba. Skatro'nun da elinde sadece bir klasik var. Şerife doğru yöneldi. Pik geliyor. O da 5 star tarafından yakalandı. 5 star bu killeri alırken hasar bile gelmedi 5 star'a. 150 canlı ikinci roundu tamamlayacak 5 star ve 3. roundda bonus oynanırken 2 Vandal, 3 Spectre, Eternal Fire'ın ellerinde. Ve çok önemli bir şey var orada. 5 star 2 roundda toplam 6 tane skor aldı. Ve bu ne demek? Bir tane orba, bir tane ulti küresine ultisi gelecek. Bir bonus roundda bunu yakalayabiliyor olmak olağanüstü Eternal Fire için. Ve 2 Vandal'ın da varlığıyla birlikte aslında bu roundda oldukça kazanılabilir Eternal Fire için. Tam burası. Bakacağız. Göreceğiz Eternal Fire nasıl oynayacak. Yine aslında klasik dağılan bir Eternal Fire. Default oyunlarını bu bonusta da şimdilik göstermek istiyorlar. Ama ham kontrolüyle başlanacak sanki. Oo! Pika burada agresif. Aldı. Aldı. İstediğini aldı ve düşen dediğin gibi 5 star oldu. Duelistini çok erken kaybediyor. Eternal Fire bu önemli bir kayıp. Ve 5 star'ın düşmesiyle harita tekrar soğudu. Evet ve orada ulti küresini de alamamış oldu. 5 star alıp oynama ihtimali vardı burayı bence. Raze ultisiyle birlikte ve çok büyük kayıp. Hala 2 tane Vandal var ama bakalım bir sürpriz çıkartabilecekler mi? Haritaya dağılmış durumda ve B arkasında birazcık ses yaptıktan sonra uzun tarafında orada Astra ile şimdi yavaş yavaş hücum A tarafına doğru gelmeye başladı. Derikten hamam tarafında kullanılacak bir kurt muhtemelen. Tazmanya kurtu şimdi info almaya çalışacak. Gelen orada cep tarafındaki oyuncuyu tespit etti Pika'yı. Tespit etti. Oraya da hemen gelen bir Viper asit havuzu var. Pika kendisini triple'ın arkasına, default'un arkasına attı. Ballı'dan gelen destek var. Spike kurulabilecek mi? Oh. Spike duvarın arkasına kurulacak ve Distractive'den de gelen bir tane Scatro skoru var. 4 ve 3'e geldi durum. Asit havuzunda çok ballı. Evet. Vakit geçirdi. 75 cana kadar düştü. Duvarı kıracaklar. Lamba tarafında Eternal Fire oyuncuları. Kontrolü sağladılar. Orada 2 kişi bekliyorlar. Site içerisinde baskıyı arttırmaya başladı. Other Side ET. O da bir kill çıkardı. Hamamdan dolanan bir tane Viper görebiliyoruz. İlyas gelecek. ET çok ince vuruşlar. Bir tane daha yakalayabilir mi? Hayır. Skull'un takası var. Şimdi bilmiyorlar yere. O yarıya kadar almak üzere. Pick aldı ama kill'i Distractive çıkartırken Distractive'in dağıttığı dikkatleri Ufyan'da lambadan geldi. Skull'u düşürdü. 3-0 bonus galibiyeti Eternal Fire'a inanılmaz bir avantaj getiriyor. Aynen öyle, çok büyük bir avantaj. 4-0'a doğru artık yavaş yavaş ilerliyoruz. Bir sürpriz olmazsa orada 2-2 de. Tabii dediğim gibi asit havuzundan çok fazla yani hasar aldılar aslında. 2 tane oyuncu birden. Ve 4v5'te bu site'ın kontrolünü alıp ondan sonrasında postplant'ı oldukça iyi oynadı. Burada Rufian'ın pozisyonunu bilmiyorlardı. 2 tane oyuncunun aslında lamba tarafında olacağını düşünmedi Skull burada. Ve oraya bakmıyordu. Distractive doğru zamanlama. Asıl kritik olan skor oydu çünkü takas ihtimalinin de önüne geçti YT orada. Ve tabii YT'nin yaralı kahramanı belki de. Evet, ondan sonrasında Distractive ama 2v2'de aldığı skor takas ihtimalinin de önüne geçmiş oldu böylece. Distractive 0 noktasında. 0 noktası tarafından görüntülendi ve B tarafından açılmaya çalışan iki tane oyuncu burada. Yani Skull ve İlyas. Eternal Fire'a karşı bu tarz hamlelerin iş yapması çok zor olacak gibi duruyor. Genel itibariyle fazlasıyla beklemeyi tercih ediyorlar evet, bu tarz açıları. Ve İlyas sağına bakacak ama burada YT. İkinci mermi atmasına izin vermedi İlyas'ın. Orada açılan bir oyuncu daha vardı. YT Spike'ı alıp direkt arkadaşlarının yanına gitmeye çalışırken özellikle Raze'in hamlesi bedeli çoğulacak. Pika. 5 star'ı yakaladı. Pika'dan gelen bir başka kill daha var. Distractive olağanüstü bir spray transfer. Mükemmel bir iş başardı ve hemen tepeye attı ama arkada Skull var. İşler daha bitmiş değil. Canı az ballının. Yakalandı YT tarafından ve Rufian şimdi Skull'u burada tuzağına düşürecek. Skull her şeyden habersiz Rufian tarafından yakalandı. Distractive'in o harika spray transferi olmasa belki de Antieco sıkıntıya girecekti. Evet, kesinlikle öyle. Ciddi hasar bıraktı. 3 tane oyuncuyu düşürerek burada other side tarafı. Orada YT aslında açılan 2 oyuncudan bir tanesini düşürse de ikincisinin orada olmasını beklemedi tabii. Ve takım arkadaşları da oradan gelmeyen info ile birlikte problem yaşadı. Pika'nın tabii bulduğu ekstra 2 tane skor var orada. Ama yani o Distractive'in o spray transferi o mesafeden hakikaten saçmalık. Ya saçmalık değil mi?
Niye? Güzel. Hayır. Mükemmel. Pozitif manada bir şey. Biliyorum biliyorum olsun. Ve 5 star ultisiyle A site'ın içerisine doğru girdi. Oraya gelen bir çekme var. Biraz zaman kazandı ama Yergök Aynan'ın arkasına doğru girdi. Ultisini gönderdi. Kendisi düşse de Scatro'yu düşürmeyi başardı. Ve smoke olmaması anlamına gelecek. Viper var sadece. Post plant senaryosunda Pika kritik rol oynayacak. Spike kuruluyor duvarın arkasına. Ve oraya bir flash kullanımı da söz konusu olabilir. İlyas için geriye çekildi. 4 ve 4. Ultisi var Pika'nın. Site'e ulaşabilirse eğer Pika bu ultiyi açmaya çalışacaktır. Bir yandan Five Star'ın ultisi acaba şimdi kullanılmasa mıydı diye düşünüyorum ama site'e getirdi sonuçta. Bir yanıcı Sage'in başı derdi. Yanıcı çıkmak zorunda kaldı. Arkadaşını koruyamadı Derek bu esnada. Ballığı Pika birer kill getiriyorlar. Site'e ulaşıp ultiyi de açmaya çalışacaklar illaki. İlyas hemen sondaydı. YT'ye nedense bakmadılar. Bir kill daha aldı YT fakat daha fazlası gerekiyordu. YT'nin bu round'u kazanması için. Bu da tabii ki çok zordu. 4-1. İlk round'unu other side bu şekilde kazandı. Özellikle Five Star'ın o yani ultiyle ultinin arkasına geçmesi, perdenin arkasına evet. geçmesi çok riskliydi sanki. Aynen çok riskli. Ama birebir takas iyi iş yaptı. Birebir takas. Site'da bir skor çıkardı belki ama yani sonuçta orada Yergök Ayna da varken aslında birebir ne kadar iyi emin değilim. Evet, oraya gelen o neymiş şey o şeyi inanılmaz kritikti. Molisi ve bir önceki roundu hatırlarsın çaldıkları şey bonus roundu. Orada o pozisyonu temizlememişlerdi. O pozisyonu temizlemedikleri için Rufyun da oradan çıkıp roundu kapatmayı başarmıştı. Ve bu sefer orayı temizlediler ve Lamba'nın kontrolünü alınca post plan çok daha kolay oldu. Özür dilerim other side için ve ilk roundlarını yazdırmış orada. Oldular tabelaya ve Skull'un nefes keseni var. Bu her zaman bir... Oyun değiştiren yetenek unutmamak gerekiyor. Hücum B tarafında gibi gözüküyor şu anda ama Destructive burada yerleşmiş durumda ve orada birilerinin ne olduğunu infosunu verdi ama kaç kişinin ne olduğunu şu an için Eternal Fire bilmiyor. Zor şu, bu tarz bilgileri sava olmadan edinebilmek. Özür dilerim other side. Şimdi Skull elinde renk tesisli bomba da var. Oo ilerlemeye başladı Destructive. Bu... Şimdi B hücumuna dönüştürülürken Destructive'in lörtüne bir yandan bakıyoruz. Destructive sızmayı başardı gibi duruyor. Lamba tarafında Destructive. İlk kill aldı. Reis'in de farkında gördüm. Bir yandan Scatro. B site'e iki tane kill çıkarmış. Five Star Scatro'yu yakaladı. Ballı'dan gelen bir takas var. Hala kişi avantajı. Other site'da. Site üstünde. EYT bir sahne döndü ama soluna dönerken takas var. Ve Destructive TP atıp buraya geldi. Ultisi de var. Asist havuzu ile birlikte bu ultiyi isterse açabilir. Ama 1v1'de tercih eder mi? Buna açıkçası... Emin bundan açıkçası emin değilim. Spike alıp şimdi plant'e oturmaya çalışacak. Nefes kesen var yalnız Skull'da. Çok kritik bir V1'de. Strike fight istedi ve bu fight'ı kazandı. Skull'u üstüne çekmeyi başardı. Plant fake ile birlikte clutch'ı kazanan Destructive gerçekten round'da inanılmaz bir iş başarıyor. Hem arkadaşları dikkate atırken iyi sızdı hem de devamında arkadaşlarının takasına yetişti. Aynen öyle. 3 skor. Hem önce Lurk'ü çalıştırmayı başardı. Arkasında da 1v2'de clutch. Aslında B side'de arkadaşlar için işler çok iyi gitmiyordu. Scatro'dan gelen çok erken 2 tane skor. Üzerine Ballı'nın aldığı skorla beraber. Ama 1v2'de izleyeceğiz şimdi. Burada Destructive. Onu görmedik. Şimdi evet burada çok güzel bir headshot. Arkasına 1v1'i de kazandı. Hücuma bakıyorum. Biraz arkasında şekillenmiş gibi gözüküyordu ama... Burada A'da hamam tarafından açılmaya çalışan rakibini cezalandırdı. Five Star ve tabii bu bir echo round'u unutmak gerekiyor. Other side için 6-1 Eternal Fire için. İşten bile değil şu anda ama bunu en son konuştuğumuz round'da da bayağı yakın bir noktaya getirmişti oyunu Other Side. Bu açılıştan sonra Distracted başka bir fight daha kazandı. Açılan bir tane smoke var. Eternal Fire ekibi her ne olursa olsun sanki A'ya gitmek istiyor gibi. Fakat savunmadaki 3 kişi de A'da. Skull'un attığı nade sıkıntı çıkarır mı? Hayır. Kötü atılan bir nade oldu bu ama kill geldi. Nasıl olduysa Destructive'in şansına ve yeşilde zaten Scatro'yu biliyorlar. Son kalan oyuncu da Lamba'da tespit edildi. Eternal Fire çok rahat geçti burayı. Rahat geçti. 4 skor. Özür dilerim. 4 kişi hayatta. Kalarak Eternal Fire tarafından 8. round'a geçiş yapacağız. Oldukça iyi bir başlangıç. Eternal Fire'dan hücum tarafında, Bind'ın hücumunda bu kadar dominant bir görüntü gerçekten takdire şayan. Tabii birazcık daha other side için düşünülmesi gereken bir nokta. Bu haritanın savunma tarafı daha dominant olan taraf unutmamak gerekiyor. Burada Nade'in aldığı skoru da görüyoruz Destructive üzerinde ve other side tarafından gelen bir
Mola var, taktik mola. Tabii bu Eternal Fire hücumlarını birazcık durdurmak zorundalar artık. Ve default oynanan hücumlar şu ana kadar her şeyi düzgünce uyguladıkları, yeteneklerin düzgün kullanıldığı fakat çok ekstra işler yapılmadığı hücumlar şu an Eternal Fire tarafından çalışıyor ve Çalışıyor. Ya ben burada kötü netlemiştim ama iyi bir netmiş aslında. İyi yere sekmiş. Ben bayağı dışarı sekecek sandım. Bu arada ya dediğin gibi çok default oynayan evet, default. Eternal Fire çok belki de bize ekstra şeyler göstermeden çok rahat bir şekilde 6'ya geldi. Evet. Bir tane kaybettiler. Sahiplere Burada gidişlerde birazcık entry'ler daha çok rahat yakalanıyor. Other Side'ın savunmasından bahsedilebilir. Yani pasif savunuyorlar. Pasif savunurken bu kadar tabii ki bind haritasında da rahat site verirseniz sıkıntı Bir de şu yaşarsınız. var. Şimdi pasif side savunursunuz. Dün Eternal Fire mesela Icebox'da sürekli retake oynamaya çalışıyordu. Tıpkı hep Fnatic örneğini verdik zaten onların hani, savunma stratejisinin benzerliğini. Burada evet retake oynamaya çalışabilirsiniz ama eksilmemeniz lazım o zaman. Round başlarında eksiliyor bir daha Other Side. Evet. Eksildikten sonrasında retake oynamak zaten çok daha zor hücum tarafına karşı. Ve hamam noktasının kontrolünü yine Eternal Fire round'un başına erkenden aldı. İlyas orada Öyle bir kendini attı ki. gösterdi. Evet Taş atıyor kafasına gibi. bir aynen Viper Smoke geldi ve oranın kontrolünü derin şekilde aldı. Yalnız hamam önünde bir spike kurulma niyeti olabilir burada. Destructive'den gelen bir ulti var. Destructive'den Destructive'de niye silah yok? sanki ben bu arada ekipman listesinde de silahını görmedim. Destructive'in direkt geldi, ballayı yakaladı. Yine bir silahlı round ve çok kritik bir round. Açık bir düello yaşamak istedi ballı ama bu düelloyu kaybetti ve şimdi Other Side'da Skull. Hemen sağında Sage var, onun üstüne doğru gidecek. Burada şansı olabilir. Silahın ucunu gördü. Baktı! Tabii ki bakacak. Dediğim gibi orası çok kötü bir açı. Hücum ekibi içinde, savunma ekibi içinde ama bu pozisyonda ballı rakibini tespit ediyor. Şimdi Pika site'ın içerisine girecek. Burada bir tane oyuncu var. Bundan işkillenirken bu oyuncuyu kaçırmak üzere Silahı şimdi yok. yani Distracted'de silah olsa kill'i alacak. Belki de round bitecek. Pika bir tane de shotgun kill'i daha getirdi. Ve Pika burayı savunmaya çalışırken delikten güzel bir vuruş daha. Bu da onun ikinci açılışı iki farklı site'da. Burada Scout Row Haven tarafında 5 star Lurk'üne yakalandı. Derik çok kritik bir skor geliyor. Kısa tarafında İlyas'ı düşürünce Skull nefes kesen var. Oyuncuların yerlerini aşağı yukarı tahmin ediyor. Geldikleri pozisyonları lambada bir oyuncu olabileceğini tahmin ediyor ve onu çok rahat buldu Derik burada. Çok iyi bir Shine geldi. Oraya nefes kesenini kullanmak isteyecek mi? 2v1'de çok ideal bir senaryo değil. Çok güzel bir crossfire var orada Eternal Fire tarafında. 2v1 çok zor burada Skull işi. Oo yalnız. İyi Of, dönüş. İyi, çok iyi döndü. İyi dönüş. Yani 5 star'dan da gerçekten kötü bir vuruşlar geldi orada. Cross'unu toparlayamadı. Ama Derik işte buradaki crossfire'ın da gücü. Rakibi kaçırsa da hemen orada takası alan Derik oldu. 2 ve 3'te round'u kapattılar ve yani sanırım şöyle bir şey oldu. Orada mola geldi ya. Destructive silahı var sandı veya almayı unuttu mola yüzünden diye tahmin ediyorum. Çünkü parası da vardı. Niye silahsız oynasın? Hatta kalkanı da yoktu yani. Evet. Garip. Orada bir Baya unutulmuş. yani bunun yüzünden kaybedilebilirdi round. O da bayağı can sıkardı öyle söyleyeyim. Öyle güzel kill. Burada özellikle son kill'den önce Skull şurada Iniesta dönüşü yapıyor. Her bel böyle dönmez Evet, biliyorsun. evet. Zordur öyle dönmek. Ve Five Star. Şurada güzel bir açılış yapıyor. Vallahi yani yine bir anti eko. İşin garip yanı ne biliyor musun? Belki herkes böyle round kaybederken silahlı round en azından anti ekolarda biraz sıkıntı yaşatırlar. Bilirsin Valorant'ta bu çok Evet. oluyor. Ama bu, yani Other Side gerçekten rakip adına sıkıntı yaratmaktan pek uzak. Bunun sebebi de daha önce de hani biraz konuştuk. Açılışlarını fazla erken ve rahat veriyorlar. Evet kesinlikle öyle ballı flashla tekrar peek almak istiyor bu tarafa doğru. Çok güzel bir flash. Tamamen kör iki oyuncu. Yaklaşık 5 saniye boyunca kör kaldı orada İlyas. Bir flashmış öyle ya. Ama dönüp vurmayı başardı özür dilerim İlyas dedim. İlyas Other Side oyuncusu ama Yer Gök Ayna ile birlikte yalnız Pika'nın pozisyonunu bilmiyorlar. Pika'nın pozisyonunu bilmiyorlar. Plant'i engelledi. İkincisini tabii ki alamayacak o mesafede ve Derik'ten gelen sürükler var. Derik orada 5 star. Oo duvardan bir headshot gidiyor son öncesi mermi. Üzerine son mermiyle birlikte. 3v1 Skatrun'un elinde sadece bir Spectre ve bir Şerif var. Çok güzel bir tek. Çok güzel bir tek. 2v1 oynanabilir noktaya getirdi. Bir Yer Gök Aynası da var ama tabii çok ideal bir nokta değil. Oo neredeyse
Yani çünkü zor zor. Çok zor, çok güzel bir flick gönderdi oraya Scott Rowe ama Five Star tabii çoğu oyuncu hatta oraya cross'lu bir şekilde bekliyordu. Yani. 8-1'e geldi durum. Turn 5 mantıklı onu yaptı. Yani elinde şerif olan oyuncuya bu kadar double pick atmak evet. Ve aynı açıdan atıyorsanız o double pick'i. Ya yani line up yemediğiniz müddetçe. Yemeleri de mümkün değil o açıdan zaten. Yani, aynen. Biraz fazla birbirlerinin arasında mesafe vardı. Burada Skull yer çekimine çok kötü yakalandı. O YT orada takası alıyor. Yani uzunda bayağı bir karmaşa oldu. Ball'ın elinde daha iyi bir silah olsa aslında round'u getirebilirmiş. Bu arada aslında bayağı... Yine vurması gerekiyordu bu arada. Sıkıntılar yarattılar. Oo, Scatro yakalandı orada ve gelen nefes kesenden kaçamadı. Five Star Studio Viper'ı da aldı. Ball'ı dediğin gibi arkadaşını korumakta belki de saliselerle geç kalıyor. 3 ve 4 pozisyonda Eternal Fire A'da bu aksiyonları yaşarken ele geçirdiği site'a bakıyoruz. B site. Ve çok rahat bir plant. Renk tesisli bomba geldi. Biraz hasar söz konusu olacaktır. Delik üstüne doğru atılan bir kaplan. Bu kaplanı kırdı. Flash'ın gelmesine 5 saniye var. Onun üstüne doğru atılan bir flash. Cross koydu. Delik ince açıda Rufyan'la birlikte. Burayı tutuyorlar. Artık Elbow'da gitti. Skull'un nefes keseni işleri değiştirmezse daha da zor. Ama 4 ve 2 yani çok zor gerçekten ve silah korumak burada ana hedef olacak gibi duruyor other side tarafı için. Bakalım bir şey çıkartabilecek mi? Derek bayağı derine kadar girdi. Laboratuvar tarafında rakibini de tespit etti. Mermiler Skull'dan çok fazla isabet vermedi. Ama ancak Derek'ten de ama ikinci oyuncuyu çok beklemiyordu orada. Rufian Skull'u buldu. Ball'ı açılan var mı diye baktı. Başlangıç noktası tarafına doğru. Tabula tarafının ve orada kimse yok. Ball'ı silahını koruyabilen tek oyuncu oldu other side tarafında. Ve 4 oyuncuyu hayatta tuttu bunu yaparken Eternal Fire. Şu an istedikleri her şeyi gerçekten yapabiliyorlar. Burada Pyster'ın önce Scatro'ya gönderdiği blind bir. Ya Eternal Fire o kadar rahat ki ya. Bind Turtles çok zor biliyorsun açılış için. Yani çok kutu gibi bir harita. Hücum ekibi adına bu kadar rahat elini kolunu sallayarak o kısadan çıkamazsın normalde. 3 tane nade yersin. 3 tane nade yersin, asit havuzu yersin. Viper'ın perdesinden geçersin. Çekme yersin, bir çekme şeyler yersin. Flash yersin. Ya Killjoy'un ana sürü oluyor bazen. İşte ne bileyim Viper'ın asit havuzu oluyor. Brimstone oluyor, Molisi oluyor. O kadar az şeylerle karşılaşıyorlar ki. Ya tek gelen şey herhalde sıfır noktası round'un başlamasıyla. Başka hiçbir şey gelmiyor. Ve Five Star Ball'ı burada PK gidecek. Five Star Ball'ı da düşürdü. Yine her şey oldukça kolay. Kaplan direkt ısırınca Pika'yı pike çıkıyor. Derek kendi asistini kendisi almış oldu. Sky'la ve artık son kalan isim de Scatro. Spike yerleştirildi. Yani kalan pozisyon 1'e 5. 1'e 5 ve elinde sadece Spectre var. Destructor da bayağı derine girdi. Double pickleri görüyoruz Eternal Fire'dan biraz evvel. B'de dirsek tarafında görmüştük yine burada. Yani yardımlaşma noktasında oldukça iyi iş çıkarıyorlar. Açıları beraber kontrol ediyorlar şu anda. 10'a 1'e geldi durum Eternal Fire. Etkileyici bir galibiyet alma yolunda ilerliyor. Yani bunu savunma tarafında gördüğümüz oldu. İlk kez değil. Ama bunu hücum tarafında yapıldığını 10'a 1'lik bir 11 round'da 10 round'u hücum tarafında almak iki takım arasında ciddi bir şu an gömlek farkı olduğunu gösteriyor bence. Evet. Five Star 11 round'da. 11 round'da 11. Çok güzel bir karşılaşmayı geçiriyor Five Star ama maç gerçekten çok sıkıntısız, pürüzsüz şekilde Eternal Fire tarafından buraya kadar getirildi. Skull en sonunda alınan bir entry var other side için. Burada bu entry'yi ulti yoluyla buluyor. Other side. Şimdi kalan 4 Eternal Fire oyuncusu birbirine çok yakın. Five Star'ı hook arkasında bıraktılar. İlyas hala TP içerisinde. Flash pick'e doğru gidecek zannediyorum. Ama bunun zamanlaması oldukça kritik. 3 kişi long'dan hareketlendiler. Site'e doğru girmeye çalışıyorlar. Ballı hook'a da arkadaşına yardıma doğru geldi. Birlikte pick atacaklar. Five Star son anda gördü. Rakibin üstüne Satchel'la geliyor ama Flash ile Scatro bir diğer tarafta 2 tane kill almış. Five Star'ın aldığı kill de belki de bu şekilde değerini kaybediyor. Ballı üstelik Rufian'ı düşürdü. Karen'ın son roundu. Bu şekilde other side tarafından kazanıldı. Geç oldu. Bunu söyleyebiliriz ama belki de geri dönüş için son bir nefes aldılar. Aynen öyle. En azından tabancayı kaybetmek, belki de oyunu kaybetmek anlamına gelmeyecek onlar için. Ama yine de tabanca tabii onlar için biraz mecburi gibi gözüküyor. Ve ya kaybederlerse kaybederler tabancayı da, kazanırlarsa ona 5'e getirirlerse, yani, bonus kazanırlarsa işte. Bir ihtimal, bir ihtimal doğar. Bir ihtimal doğar orada. Ve bu sefer entry alarak başladı. Evet.
Other Side uzun süre sonra Skull'un ultisiyle aldığı destructive skoru tabi side girişlerindeki hem lurk'ü engellemiş oldu hem de side girişlerinde Viper'ın etkinliğini veya post-plant'taki Viper'ın etkinliğini ortadan kaldırdı. Bakalım Other Side savunmada gösteremediği etkinliği hücum tarafında gösterecek mi? Genelde bu şekilde ilerlemiyor aslında bind haritası ve hücuma bakıyorum genelde A tarafına yerleşmişler, B tarafına kimseyi göndermemişler. 3 kişilik bir B savunması var. Uzuna gönderilen bir tane Şahin var B'de ve kimsenin olmadığını infosunu takım arkadaşlarına verdi. Fakat rotasyon gelmiyor 2 kişi A içerisinde ve hızlıca geliyor hücum. Destructive 2 tane fazla bile iş çıkardı orada kesinlikle 3'e 1'de. Yalnız 5 Star bunu beklemeyebilirler. Bir tane headshot gönderdi. İyi bir flash geldi orada ve 3 ve 2 Eternal Fire burada sayı avantajına sahip. Arkadan bir oyuncu geliyor Etsy şu anda. Bekliyor burada... ama Scatro ama yine de Rufian kazanıyor. Orada çok da güzel bir çekme yanlış görmediysem. Ya da kurt, Tazmanya kurduydu galiba. Kafası yanıyordu Tazmanya çünkü. Tazmanya kurdu diye bir şey yok arkadaşım. Unut onu da. Tazmanya kaplanı. Kaplanıdır o. Ama niye bir dakika Tazmanya... Tazmanya'nın kurtları meşhur mu bilmiyorum. Ya öyle araştırabiliriz ama. Tazmanya kaplanı ya varsa, o. Bak bunu araştırırım yalnız. Arkadaşlar Etsy bunu kesinlikle araştırır. Canı gönülden inanıyorum. Eve gider gitmez. Ben buna normalde kurt diyordum. Sonra Kütüphaneye gider ansiklopedileri deşer. Tazmanya kaplanı olduğunu öğrendim. Burada da birleştirdim bunları yani sonuçta. Kendimce bir karma yaptım. Ve durum 11-2'ye geldi Eternal Fire için. Ben geçen gün dayıyla tartışıyorduk hatırlamadım mı? Kurt dedi, köpek dedi, bir şey dedi. Dedim o kaplan dayı dedim. Tam adı ne dedi? Tazmanya kaplanı dedi. O zaman seninki de yanlış dedi. İşte hayat yoruyor bazen bizleri. Evet kaplan kedigillerden çünkü bu arada haklı. Haklı da ben Tazmanya demedim diye hani. Eksik söylemişim diye türünü. Cinsini. Bu bir force bu arada Other Side'dan. Tabii 11-2 iken durum forcelamayı tercih ettiler. Haklı olarak aslında bir çekme var uzun tarafına. Uzunu da yakın almaya çalışıyor şu an Eternal Fire. Rufian'ı gördü orada. Ballı ama ikinci oyuncuyu bekleyecek mi bakalım. Orayı hiç zorlamadı. İçeriye doğru Uka'dan bir giriş var. İlyas bir tane skor almış ama Rufian'dan gelen iki tane skor var. Pika geldi Rufian takasını aldı. 3 ve 3 durum YT. Tekledikten sonra yine headshot gönderiyor rakibine. 3 ve 2 ballı 0 noktasını gönderdi ve rakibinin oralarda olduğunu gördü. Ve tabii az olan rakibini öldürse de destructive. Vandal ile birlikte çok kritik bir skor aldı. Arkasından, 2'ye 1'e getirdi. Arkasından geliyor ve Destructive şu anda dirseğe girebilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Hemen oraya bakmaya devam ederse sağında rakibini de fark edecek. Destructive'in zamanlaması kritik. Çok iyi hasar verdi. Burada hiç hasar vermeden de düşebilirdi. Bu aslında çok da kötü değil çünkü Skatron'un artık nerede olduğu belli ve long'taki oyuncu olabilecek en iyi pozisyona sahip. Five Star biraz bu pozisyonu bozmayı tercih etti nedense. Çünkü Spike alsa bile site'a geçerken rakibi en kötü yakalarım diye düşünüyor herhalde. Şimdi site'a yerleşecek yani Nade ile oynamayı tercih ediyor. Ooo işte bu riski aldıktan sonra şimdi bu Nade güzel gönderilirse o plant bozulacak ve bozuldu. 5 Star renk tesisli bombaya güvendi. Güveni de boşa çıkmadı. Evet, rakibinin canının az olduğunu biliyordu. O yüzden o riski aldı aslında. Yani bir an elinde rakip henüz daha Spike oturmadan eline bombayı alınca bir problem yaşadı belki ama rakibi forceladı burada hayatta kalabilmek için fakat Eternal Fire müsaade etmedi. 12-2'ye geldi durum. Harita puanı Eternal Fire için maç puanı ikinci galibiyetine çok yakın artık ve rakibinin de ekonomisi oldukça problemli. Arka arkaya kazanılan iki roundla birlikte burada bakıyorum Eternal Fire'da iki tane de Vandal var rakibinin şeriflerine ve Spectre'larına karşılık olarak Skull duvarı kırmaya çalışıyor. Oraya gönderilen bir boom bot var. O da boşa gidecek. Kullanılan ne? Ciddi bir hasar bıraktı. İlyas çok az canla kaçmaya çalışırken 5 Star onu yakaladı. 62 cana düşse de bir tane daha entry buldu. Harika performansını sürdürüyor. Ballı da uzuna doğru yaklaşmaya çalışıyor. Bir flash peek bakabilir. Guard'ın tarafına ama Rufian'ı bekleniyor orada. Yine ikili oyun. Eternal Fire için sonuç veriyor. O çanta sanki istediği gibi gitmedi. Yani orada... Şimdi 3. O neler geliyor yani? Arkadaşlar oyun mu bozuldu diye bir an kontrol etmek istedim ama 5 Star. Skull'u düşürdü her şey normal gayet olağan akışta devam ediyor. Scatro Distractive'i yakalamış 5 Star YT. Çok çok rahat bir karşılaşma Eternal Fire adına geride kaldı ve 5 Star'da bu karşılaşmanın